Honda kuralları yıkmaya yemin etmiş bir şekilde karşımıza çıktı. V3 motorunu tanıttı. Hem de kompresörle birlikte. Otomotiv dünyasında böyle güzel gelişmeler görüyorduk. İşte güzel motorlar, güzel hibrit sistemler falan ama motosiklet dünyası biraz sessizdi. O yüzden çok fazla da video yapamıyorduk. Siz de istiyordunuz hep. Şimdi Honda bize çok güzel bir malzeme verdi bununla. Tabii V3 motoru duyunca insanların genelde düşündüğü ya işte bu biraz dengesiz mi olur, titreşimli mi olur? Bunların hepsine değineceğiz. Ama önce kompresörle başlayalım. Öncelikle bu isim kısmını bir netleştirelim. Bazı kendine haber sitesi diyen web sitelerinde gördüğüm kadarıyla buna turbolu motor demişler, süperchargerli motor demişler, e-turbolu motor demişler. Yani haberi yazan editörlerin kafası bayağı bir karışık. Ama bunun gerçeği aslında elektrikli kompresör. Şimdi neden diyeceksiniz? Aşırı beslemeye turbo adını verebilmemiz için türbin tarafının olması gerekiyor. Yani egzozdan çıkan gazların bu türbin tarafına gidip döndürüp kompresör, yani havayı sıkıştıran tarafı çevirmesi gerekiyor. Supercharger diyebilmemiz içinse motora bir bağlantısı olması lazım. Kayış olabilir, zincir olabilir ama burada kullanılan sistemde bunların ikisi de yok. Supercharger'lı bir motosiklet yakın zamanda biliyoruz. Kawasaki'nin H2 Arı var. Onda o gerçek bir supercharger var. E-turbo denebilmesi içinse işte Porsche'nin, Mercedes'in, Audi'nin yaptığına e-turbo dememizin sebebi ise gerçekten bir turbo var. Yani egzozdan güç alıyor ama aynı zamanda içinde bir elektrik motor var. O yüzden ona e-turbo diyoruz. Honda'nın kullandığı bu V3 motorda bunların hiçbirisi yok. Bir kompresör var, motorla hiçbir bağlantısı yok. Ne egzozdan, ne kayıştan, ne zincirden, hiçbir şeyden. Diğer tarafı ise elektrik motoru. Yani kafanızda canlanması için turbonun sadece havayı sıkıştıran kompresör kısmını kesip arkasından bir tane elektrik motoru bağladığınızı düşünün. İşte bu şekilde elektrikli kompresörü kullanmış oluyorlar. Peki bunu neden yapıyorlar? Bu bize ne sağlıyor? Öncelikle mekanik bağlardan kurtulduğunuz zaman motorun devrinden ya da egzoz gücünden bağımsız olarak çalıştırabiliyorsunuz. Süperchargerli motorların hepsine baktığımız zaman H2R ya da otomotivdeki kullanımlarına baktığımız zaman hep bir sorun vardır. O da üst devirlerde daha fazla boost oluşturur. Çünkü mekanik bağlı, motor ne kadar hızlı dönerse supercharger de o kadar hızlı döner. Haliyle daha fazla boost oluşturur, daha fazla güç çıkar. O yüzden supercharger'da herhangi bir gaz tepkimesinde sıkıntı yaşamazsınız. Ama güç yükseklere doğru gelir, orta devirler biraz kötü kalır. Turboya baktığımız zamansa orada işler daha farklı. Egzoz gazından beslendiği için motorun yüküne bağlıdır. Siz gaza basarsınız ama turbonun dönüp iyice hızlanması için egzoz gazına ihtiyaç vardır. O biraz zaman alır, içeride yanma olacak, patlama olacak. O bir egzoz gazı sağlayacak, turbonun dönüşü artacak, daha fazla boost oluşturacak, güç gelecek. Ama kompresörü bu şekilde elektrikli yaptığınızda motorun o anki koşulundan tamamen bağımsız bir şekilde turbo lagı da olmadan istediğiniz devirde istediğiniz şekilde basınç üretip tork arttırabilirsiniz. Hatta gereksiz olduğunda da kapatmak mümkün. Yani güç göndermediğinizde bu elektrik motoruna çalışmayacak. O zaman zaten bunun en güzel kısmı güzel bir algoritmayla istediğiniz koşulları belirtip istediğimiz zamanlarda çalıştırdığımızda muhteşem bir tork eğrisi vereceğine inanıyorum. Şu an ortalıkta henüz böyle bir teknik detay yok. Resmi olarak açıklanmadı ama videonun ilerleyen dakikalarında biraz hesap kitap yapıp bunun zaten böyle olacağını anlayacağız. Mesela düz yolda gidiyorsunuz, bir tane naked bike'ınız var ya da superbike, artık hangi modellerde kullanılacağı henüz belli değil. Ya da en azından bize açıklanmadı diyelim. O yüzden güzel motorunuzla uzun yolda böyle 100-110 km hızla gidiyorsunuz. 6. vitese atmışsınız. Zaten motorun çok verimli çalıştığı bir aralıktasın. O zaman fazladan boost gönderip de ekstradan bir güç kullanmaya ya da işte bu elektrik motoruna ekstradan elektrik göndermeye ihtiyaç yok. Ama bir arabayı sollamak istedin, gazı biraz açtığın zaman işte hiçbir gecikme yaşamadan doğrudan elektrik motoruyla bu kompresör havayı sıkıştırıp gönderip daha fazla güç oluşturabilir. Ortada resmi bir veri olmamasına rağmen benim hissiyatım diyor ki bu motoru enduro'larda kullanacaklar. Ve enduro'cu arkadaşlar buna bayılabilir. Çünkü arazide böyle hoplayayım zıplayayım işte bir tepe çıktı onun üstüne tırmanayım falan derken hani gazı açtın, güç gelmedi, tırmanmak istiyorsun. O sırada bu kompresör hemen devreye girip sana o ekstra gücü sağlayabilecek. Bu açıdan eğer iyi bir şekilde, iyi algoritmayla, iyi bir yazılımla bütün bunlar kombinlenirse
Çok güzel, her devirde ekstradan tork sağlayabilecek bir sistem. Hatta farklı motosikletlerde farklı karakteristikler verilerek motosikletin yapısına uydurulabilir. İşte enduro'da orta devirler, düşük orta devirler, şehir içi motorlarında yine biraz daha alt devirler. Ama bir racer motora konulduğunda ise yüksek devirlerde, en üst devirlerde ekstradan güç üretmesi için kullanılabilir. Hani tek motor farklı karakterlere çok rahat bir şekilde büründürülebilir. Honda bize ne kadar boost sağlayacağını, ne kadar basınca çıkacağını açıklamadı. Ama araştırdığım kadarıyla bazı kaynaklarda yaklaşık 5 PSI'lık bir basınçtan bahsediliyor. Bu değer az mı çok mu, neye tekabül ediyor tam karşılaştırmak isteyen arkadaşlar için de otomotiv dünyasında bu sayılardan çok daha fazlası var. Genelde 15-20 PSI civarına kadar çıkıyor. Burada ise motosiklette bu kadar fazla güç ihtiyacı olmayacağı için amaç tork eğrisini değiştirmek, istenen zamanlarda tork sağlamak olacağı için 5 PSI makul gözüküyor. Ama 5 PSI'miş canım, o zaman dandikmiş de denecek kadar da düşük bir şey değil. Kaba bir hesap yapacak olursak motora giden basınçla beygir gücü doğru orantılıdır. Toplam basıncı 2 katına çıkartırsak beygir gücü de kabaca 2 katına çıkar. Hemen burada bir hesap yapalım. Bu motorun yaklaşık 700-800 cc dolaylarında olacağını biliyoruz. Ve muhtemelen atmosferik bu civardaki motosikletler 90-100 beygir civarında güç üretiyor. Hesap kolaylığı için 100 beygir diyelim. Atmosferin basıncı deniz seviyesinde 14.7 PSI'dır. 5 PSI daha üstüne koyarsak, yani 5/15, yaklaşık %30'luk bir güç artışına denk gelir. Yani 100 beygirlik bir motora 5 PSI daha bu kompresörden verdiğimizde 130 beygir civarına kadar çıkar. Bu da motosiklette artı 20 beygir, 30 beygir bayağı bir fazla güç demek. O yüzden hiç de azımsanacak bir değer değil. Ama benim görüşüm, Honda bunu işte alıp 130 beygir diye lanse etmek yerine doğru zamanda doğru şekilde kullanarak lanse edecektir. Yani 130 beygiri elektrikli bir sistem olduğu için sürekli bataryadan enerji çekmesi lazım. Sürekli sağlaması pek mümkün değil. Ya sürekli şarj edip kullanması, motordan güç çalması lazım. Ki ne kadar güç çalacağını da hesaplayacağız. Ya da sadece gerektiği zamanlarda kullanacak. 5 maksimum değeri diyebiliriz. Ama tabii ki orta değerleri de rahat bir şekilde verebilirler. Görsellere yakından baktığımızda bir intercooler görmüyoruz. Bu kompresör doğrudan motorun intake'ine, yani hava emiş sistemine bağlı. Normalinde özellikle otomobillerde baktığımızda, turbolu otomobillerde bir intercooler vardır. Havanın basıncı turbodan çıkıp 1,5-2 katına çıktığı zaman ısınır. Ve bu ısınan havayı motora gönderirsek eğer vuruntu oluşturmaya başlar. Bu sıcak havayla birlikte aynı zamanda pistonun sıkıştırmasıyla daha da ısınır. İçine gönderdiğimiz benzin daha bizi istemeden kendi kendine yanar. Buna da vuruntu diyoruz. Buna neden olur? O yüzden bu olmasın diye intercooler dediğimiz bir parça var. Turbodan çıkan havayı intercooler'a gönderiyoruz. Soğutuyoruz. Ondan sonra motora gönderiyoruz. Honda'nın bu V3 motorunda ise böyle bir şey görmüyoruz. Intercooler yok. Bu da zaten 5 PSI gibi nispeten düşük bir değerin gerçek olma ihtimalini arttırıyor. Çünkü çok yüksek basınçlara çıkmadığınız sürece büyük sorunlar yaşamıyorsunuz. Ama bazı otomobiller vardır, sonradan supercharger takarlar. Intercooler da takmazlar. Yükledikçe yüklerler. Bunları yaşadığınız zaman belki ilk 1-2 basışta sıkıntı olmaz ama devamlı arka arkaya bastığınızda iyice ısınır. Ve buna İngilizce'de heat soak deniyor. Yani sıcak emme, motorda vuruntuya yol açıp performansı bir anda düşürür. Ama Honda'nın bu sisteminde dediğim gibi bu kadar düşük basınçlarla, özellikle 5 PSI'ın maksimum olduğunu, genellikle daha az basınçta çalışacağını düşünürsek bir sorun oluşturmayacaktır. Yine görsellerde gözüme takılan güzel bir detay vardı. Kompresörün elektrik motoruna su giriş çıkışı vardı. Bu da demek ki su soğutmalı. Büyük ihtimal motosikletin motor için olan soğutma sistemine bağlayacaklar. Bu da demek oluyor ki bu elektrik motoru hep optimum sıcaklığında çalışıp hep verimli bir şekilde çalışabilecek. Yani oradan da ufak bir detayı yakalamış olduk. Şu ana kadar hep güzel şeyleri söyledik ama her güzel şeyin tabii ki bir dezavantajı olmak zorunda. Peki buradaki ne? Tabii ki bir elektrik sistemi var. Bu da demek oluyor ki bir batarya olmak zorunda. Paylaşılan görsellerde, videolarda bu sisteme dair bir şey yoktu. Yani batarya vesaire gibi bir şey hiç gözükmüyordu. O yüzden ne ebatta olacak, ne büyüklükte olacak tam bilemiyoruz. Ama bu bir motosiklet olduğu için bataryayla çok ağır yapmak istemeyeceklerini tahmin ediyorum.
O yüzden çok uzun zaman sürekli bu kompresörle çalışabilir mi emin değilim. Ama belki de motordan güç çalarak sürekli elektriği geri dönüştürerek bunu yapabilecek olabilirler. Sonra kendi kendime merak ettim. Dedim ki acaba motordan ne kadar güç çalması gerekiyor ki bu 5 PSI'da sürekli gitsin. 30 beygir kazandırıyor 5 PSI'da dedik ama ne kadarını götürdüğünde hesaplamak lazım ki aradaki fark gerçekten bize beygir gücü olarak elimizin altında gazımızda gerçekten var olsun. Bir kompresörün ne kadar güç harcadığını hesaplamak için basit bir formül kullanabiliriz. Bu da P, Q bölü N. Nedir bunlar? P ne kadar basınç ürettiğimiz, yani 5 PSI. Q ne kadar hava debisi geçtiği, bu motora ne kadar hava göndermem lazım. Aşağıdaki N ise bu motorun verimliliği. Elektrik motorları da %100 verimle çalışmıyor. Genellikle %90-95 civarında bir verimliliği olur. Zaten bunu arttırmak için su soğutması var demiştik. Buradan çaldığı gücü hesaplayabiliriz. P zaten biliyoruz. 5 PSI dedik. Q'yu hesaplamamız gerekiyor. Hava debisi. Bu motorun 700-800 cc olacağını biliyoruz. Ama biz buna 800 cc diyelim, hesapta biraz daha kolaylık sağlayacak. 4 zamanlı motorlar bildiğiniz gibi emme, sıkıştırma, patlama ve sonrasında egzoz şeklinde çalışıyor. 4 tane zamanımız var ve bunlar crank'ın 2 dönüşünde 1 şeklinde oluyor. Yani her bir zaman yarım turda gerçekleşiyor. Emme bir yarım tur, sıkıştırma yarım tur, crank'ımız 1 tam turu tamamladı. Sonraki ikinci turda ise patlama ve egzozu gerçekleştiriyor. Haliyle bu da şu demek, crank'ın her iki turu için bir kere emme zamanı gerçekleşecek. Motor içeri hava alacak. Gerçeğe yakın bir örnek olması için orta devirleri canlandırdığımızı düşünelim. 5000 devirde bu 5 PSI'yı göndersin. Hava debisini hesaplamak oldukça kolay oluyor. 0.8 litre, yani 800 cc motorumuzun hacmi. 5000 devir çeviriyorduk çarpı 5000. Her iki devirde bir kere hava çekiyorduk. O yüzden bölü 2 dersek 2000 sayısını elde edeceğiz. Bu da şu demek, motorumuz 5000 devirde çalışıyorken dakikada 2000 litre havaya ihtiyacı var. Çok uzatmadan birim çevrimini yapmak gerekiyor. 5 PSI'yı kilopaskala çevirmemiz gerekiyor. Litre bölü dakikayı da metreküp bölü saniyeye çevirmemiz gerekiyor. Bütün bunları çarpmaları bölmeleri yaptıktan sonra elde ettiğimiz sayı yaklaşık 1.25 kW civarında bir güç çekiyor. 1.25 kW da yaklaşık 1.8 beygire denk geliyor. Yani kompresörümüz 1.8 beygir güç çekiyor. Bunu motordan, elektrikten alabilir. Ama karşılığında bize 30 beygir geri veriyor. Yani yaklaşık kazancımız 28-29 beygir civarında. Oldukça iyi sayılar. Bu sayıları da gördüğümüz, Honda'nın bizimle paylaştığı görsellere baktığımız zaman motorun ebatıyla falan bakınca mantıklı değerlerde olduğunu görüyoruz. Yani muhtemelen gerçekte bu dediğim şeylere çok yakın sayılar çıkacaktır. Buraya kadar motorun kompresör kısmını konuştuk. Konuşmamız gereken ikinci bir kısım daha var. O da V3 kısmı. Neden böyle bir şey yaptıkları? Ve tabii ki herkesin aklında bir soru var. Bu motor çok mu titreşimli olacak? Çünkü genelde tek sayı silindirdeki motorlar biraz titreşimli çalışıyor. Üstüne bir de V motor. Ne olacağını göreceğiz. Ama bu konsept ilk defa denenmiyor. Daha önce Suzuki yaptı, Honda da yaptı. Suzuki'nin 50 cc'de böyle V3 bir motoru var. Honda'nın 80'lerde çıkardığı bu V3 motorlardan var ama bunlar iki zamanlı. Sesleri dinlediğiniz zaman zaten o iki zamanlı motoru alıyorsunuz. Dızır dızır gidiyor. Arkasından da bayağı bir duman çıkartıyor. Ama bu konsepte en yakın 2002-2006 yılları arasında Honda MotoGP'de V5 motor kullandı. Hatta bu motorla da marka şampiyonlukları, yarışlar kazandılar. Temel olarak V3 ile V5'in mantığı Honda için aynı. Silindirleri yan yana dizince daha geniş bir motor olmak zorunda. Sıralı 3 olsa hani biraz daha şişman oluyor. 2 silindir yan yana, bir diğer üçüncüsü arka tarafa bakınca doğal olarak daha ince oluyor. Motosikletlerde aerodinami önemli bir kavram, özellikle racer yapıyorsanız. Dolayısıyla enden biraz küçültüyor. Yani fazla silindir var, bununla daha fazla güç çıkartabiliyoruz. V3 ile V5 motor neredeyse aynı mantıkta çalışıyor.
Ve 2002 yılında Honda'nın yayınladığı bir tane patent var. Burada bu tek sayıdaki V motorlarla ilgili her şeyi anlatıyorlar. İşte nasıl dengelediklerini, nasıl kuvvetlerin karşı karşıya geldiğini falan hepsini anlatmışlar. Ve patentini almışlar. Sonra da bunu bir süre sonra halka açmışlar. Uzun uzun okumak isteyen arkadaşlar varsa, ben o hesapları kitapları tek tek öğreneceğim diyenler varsa aşağı linkini bıraktım. Oradan PDF'ini indirip kullanabilirsiniz. Ama ben bu kadar şeyi okuyamam arkadaş. Ben bu kadar teknik şeylere girmek istemiyorum diyenler için kısaca anlatayım. Pistonlar aşağı yukarı hareket ederken bir kuvvet oluşturur. Özellikle alt ölü noktada ya da üst ölü noktadaysa yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarı yön değiştirdiği için ekstradan bir kuvvet oluşturur. Bu kuvvetin dengelenmesi lazım ki o zaman motor titreşimsiz çalışabilsin. Bunun için de crank'ın üstünde İngilizcesi counterweight olan karşı ağırlıklar olur. Yani piston aşağı yukarı hareket ederken oluşturduğu kuvvetin tersini oluşturacak ekstra bir ağırlık vardır. Bu da bu kuvveti sönümlediği için titreşimleri ortadan kaldırmayı amaçlar. Sıralı motorda ya da V açısının 90 derece olduğu zaman çok büyük bir sıkıntı yok. Normal bildiğimiz 4 silindirli 4 zamanlı motorlardaki kranklarda zaten görürüz. Onlar pistonlarla aynı düzlemdedir. Yani pistonun hemen karşısında olur ki dengeleyebilsin. Ama bu V3 motordaki V açısı 75,5 derece. Honda belli ki 90 derece yapıp tamamen açıp motorda çok fazla yer kaplamak istememiş. Bu V açısını biraz daraltmışlar. Öyle olunca aslında bütün bu patentte anlatılan şey karşı ağırlıkları da bu V açısına göre yerleştirmemiz lazım. O yüzden karşı ağırlıklar biraz daha açılı duracak muhtemelen. Pistonun tam karşısında değil, yine 77,5 derecelik açıya denk gelecek şekilde olmak zorunda. Bunun dışında önceki 3 silindirli motorlarında kullandıkları ufak bir hile var. Muhtemelen yine onu burada göreceğiz. Bir tarafta 2 silindir, bir tarafta tek silindir var. 2 silindir olan tarafta tabii ki daha fazla ağırlık var. 2 piston, 2 biyel, her şey daha fazla. O yüzden daha çok kuvvet oluşturuyor. Ama bir tane olan tarafta ağırlık az olduğu için bunu dengelemek adına biyeller daha kalındı. Bu da ağırlığı dengeleyip yine motorun titreşimli çalışmasını engelleyen sistemlerden bir tanesiydi. Temel mühendislik anlamında her şey yerli yerinde duruyor. Ama Honda sitesinde şöyle bir şey yazıyor. Bu motoru eğlence için tasarladık diye bir şey yazmışlar ki bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü motosiklet kullanıcıları özellikle de işte biraz daha yüksek CC 700-800'lere çıktığımızda tabii ki motorlardan eğlence isteyen insanlar alıyor genelde. Motosiklet biraz daha tutku işi. O yüzden bunu yazmaları benim gerçekten hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gittiyse ya da gitmediyse aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu konu hakkında düşüncelerinizi ya da anlatmamızı istediğiniz diğer konuları da aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.